Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda size Arapça Muhaddese Test kitabından bahsetmek istiyorum. Bu kitap Cantaş Yayınları tarafından neşredilen El Arabiye Lil Hayat serisine yönelik olarak hazırlanmış bir test kitabı. Kitabın içeriği bu derslere göre ayrılmış ve test sorular bulunuyor bu kitapta. 38 test ve 850 soru içermektedir bu kitabımız. Kitapta sorular ve soru kalıpları, şıklar hepsi tamamen Arapça olduğu için kitabın başında soru kalıpları ve tercümeler verilmektedir. Örnek olarak imle il faraga boşluğu doldur, fil esileti tali aşağıdaki sorularda boşluğu doldurun gibi bu kalıpları öğrenmek, ezberlemek lazım. Ondan sonra test soruları çözmeye geçebiliriz. Evet, bu dersimizde El Hayat 1 kitabının birinci dersine yönelik bir çözümümüz olacak. Soruları çözmeye başlayabiliriz. Şuradan başlayayım. Biraz yakınlaştırayım. Büyük olsun. Gördüğümüz üzere imle il faraga fil esileti tali. Aşağıdaki sorularda boşluğu doldur diyor. 1 ve 7. sorular arasında. Birinci sorumuz Ahmet ve Nebil konuşuyorlar. Bir diyalog. Ahmet soruyor. Mesmuhe. Onun ismi ne? Nebil'in cevabı ne olacak? Boşluk bırakmış. Bunu bizim getirmemiz istiyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar, Ahmet sorarken dedi ki mesmuhe, he bildiğimiz üzere müennes için kullanılan bir zamir. Onun ismine, o bayanın ismine. Şıklara baktığımız zaman değerli arkadaşlar, ismuhu Ali, onun ismi Ali, bunu eliyoruz. İsmi Fatime, benim ismim, senin ismin ne dememiş, onun ismine mesmuhe, dolayısıyla B şıkkı dayanmış. İsmuha Leyla, onun ismi Leyla'dır. Bu doğru cevap. Mesmuha, onun ismi ne? İsmuha Leyla. Burada da İsmuke Ahmet demiş. İsmuke Ahmet yine hatalı bir şık. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Mesmuha, onun ismi ne? Mesmuha, onun ismi ne? İsmuha Leyla, onun ismi Leyla'dır. Onun ismi ne? Onun ismi Leyla'dır. Birinci sorumuz bu şekilde. Cevabı C şıkkı. İkinci soruya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Burada da Nebile ve Kerime arasında bir diyalog yer alıyor. Nebile soruyor. Keyfel hal? Keyfel hal? Nasılsın? Nasılsın? Kerime cevap veriyor. Bir hayır. Elhamdülillah şükran. İyiyim. Allah'a hamdolsun. Teşekkür ederim. Daha sonra Nebile diyor ki ilerlika. İlerlika görüşmek üzere. İlerlika görüşmek üzere. Peki Kerime ilerlika ifadesine cevap olarak ne söyleyebilir? Şıklara bakıyoruz. Sabahul hayır. Hayırlı sabahlar. B şıkkı merhaben ya Nebile. Merhaba ey Nebile. Ma'a selam, selametle. Mesa'un nur, hayırlı akşamlar, nurlu akşamlar. Bu diyalogda ilerlika, görüşmek üzere dediğine göre vedalaşıyor. Dolayısıyla sabahul hayır, merhaben bunlar vedalaşma ifadesi değil, mesa'un nur değil. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ma'a selam. Doğru cevabımız C şıkkı. Selametle, görüşmek üzere. Üçüncü soru Şeyma ve Hacer arasında geçiyor konuşma. Men hadihi, bu kimdir? Men hadihi. Men değerli arkadaşlar akıllı varlıklar için kullanılır. Kim demek? Hadihi ise bir işaret ismi müennesler için kullanılır. Müennes, hadihi müennestir. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla cevapta hadihi diyecek. Bu şudur, bu falandır. Men hadihi, bu kim? Şıklara bakıyoruz tek tek değerli arkadaşlar. Hadihi muallim. Hadihi müennes. Ancak muallim müzekker. Bu biri müzekker, biri müennes olmuş. Bu hatalı. Bunu eliyoruz. A şıkkı gitti. B şıkkına geldik. Hada talibun müzekker kullanmış. Hadihi kullanılmış. Hatalı. Hadihi necla. Bu necladır. Olabilir. Hadihi salim. Hadihi müennes. Salim ise müzekker, hatalı. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Men hadihi, bu kimdir?
Hadihi necla'u, bu necradır. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz yine Züleyha ve Kubra arasında bir konuşma geçiyor. Züleyha soruyor. Men hadihi, yine bu kimdir? Kübra ne cevap verecek burada? Yine hadihi kullandığı için değerli arkadaşlar cevapta aynı şekilde hadihi diyoruz. Men hadihi, bu kim? Hada Halil, bu Halil'dir. Müzekker kullanmış, bunu eliyoruz. Hadihi Suat olabilir. Huve Kerim, huve yine müzekker. Men hadi, bu kim? O Kerim'dir demiş, yanlış. Men hadi, bu kim? Ene Salim, ben Salim, hatalı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Men hadihi, bu bayan kim? Hadihi Suat, bu Suat'tır. Doğru cevabımız Bursa. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, beşinci sorumuz Abdullah ve Abdülhakim arasında geçiyor. Abdullah, hel ismuhu Salahuddin, onun ismi, o erkeğin ismi Salahuddin mi? Hel ismuhu, onun ismi Salahuddin, onun ismi Salahuddin mi? La, hayır. Mesmuhu, peki onun ismi ne? Buradaki hu zamirleri arkadaşlar, müzekkeri sorduğumuz ifade ediyor. Dolayısıyla müzekker getireceğiz. Mesmuhu, onun ismi ne? A şıkkına bakıyoruz. İsmuha demiş. İsmuha. Dikkat ederseniz buradaki zamirimiz ha zamiri. Bunu eledik. Yine B şıkkında ismuha demiş. Bunu da eliyoruz. Çünkü soru mesmuhu, onun ismi ne? Müzekkeri soruyor. C şıkkına baktık. İsmuhu, hu zamiri getirmiş. Olabilir bu. D şıkkı ismi, yine benim ismim. Burada senin ismin ne demiş? Mesmuhu, onun ismi ne? Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Mesmuhu, onun ismi ne? İsmuhu Halid, onun ismi Halid'dir. İsmuhu Halid. Doğru cevabımız C şıkkı. Onun ismi Salahuddin mi? Hayır. Onun ismi ne? Onun ismi Halid'dir. Benim ismim Velid diyemeyiz veya o bayanın ismi değil. Cevabımız C şıkkı olacak. Eğer mesmuke diye sorsaydı o zaman ismi Velid diyebilirdik. Altıncı soruya geçiyoruz. Hâdâ sadîkî. Hâdâ müzekker için bu demek. Hâdâ sadîkî. Bu benim arkadaşımdır. Huve, o. Nokta nokta. Ne getirebiliriz buraya? Bakıyoruz. Hâdâ ve sadîkî her ikisi de müzekkerdir. Bunu aklımızda tutalım. A şıkkına bakıyoruz. Muallimetun. Bu olmaz. Müennes. Bunu eliyoruz. B şıkkına geldik değerli arkadaşlar. Ceyyidetun. Yine müennes. Huve ceyyidetun. Olmaz. Bunu da eliyoruz. B şıkkı da gitti. Huve mühendis. O mühendistir. Olabilir. Hâdâ sadîkî. Bu arkadaşımdır. Huve mühendis. O mühendistir. Bu doğru şık olabilir. D şıkkına baktığımızda Fatime demiş. Hâdâ sadîkî. Bu erkek arkadaşım. Huve, o Fatma'dır. Olmaz. Bu da hatalı. Doğru cevabımız C şıkkı. Huve mühendis. Müzekker gelmiş. Müzekker geldiği için C şıkkımız. Hâdâ sadîkî. Bu benim erkek arkadaşımdır. Huve müzekker için kullandığı zamir. O. Huve mühendisun. O mühendistir. Yedinci sorumuz. Sadîkatüke. Sadîkatüke senin kız arkadaşın demek değerli arkadaşlar. Senin kız arkadaşın. Senin kız arkadaşın. Şimdi bu müzekker mi müennes mi? Burada yanılabiliriz. K zamiri müzekker için kullanıyor, erkek için. Erkeğe diyoruz senin kız arkadaşın. Ancak bizim bakmamız gereken K değil, öncesi. Sadikatu ifadesi. Bunun aslı arkadaşlar K zamiri bitişmeden önce şu şekildeydi. Hemen yazayım. Sadikatun. Aslı bu şekilde. Yani kız arkadaş. Sadikatun. K bitiştiği zaman bu şekilde yazıyoruz. Sadikatüke. Dolayısıyla K zamirinden önceki ifadeye bakıyoruz. Sadikatüke kız arkadaşın müennes. Buraya getireceğimiz ifade de müennes olacak. Yani bu sadikatüki de diyebiliriz. Sadikatuhu da diyebiliriz. Zamirleri değiştirebiliriz. Bizim için esas olan zamirden önceki kelimedir.
Sadikatüke senin kız arkadaşın diyor. Devamına bakıyoruz. A şıkkında demiş ki muallimun. Kız arkadaşın erkek öğretmen. Muallimun olmaz. Müennes bir kelime getirmiş. Muallimetun müennes getirmiş. Bu olabilir. Huve yine müzekker zamir. Mühendis yine müzekker isim. Huve mühendis, o mühendis olmaz. İsmuhu yine müzekker, hu zamiri. Ali yine müzekker bir isim olmaz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Sadikatuke senin kız arkadaşın muallimetun bayan öğretmendir. Senin bayan arkadaşın öğretmendir. Cevabımız Bursa. Sadikatuke müennes olduğu için biz de mühendislik alameti taşıyan bir isim arıyoruz. O da B şıkkı. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 7. soruya kadar boşluk doldurmaydı. Diyor ki 8 ile 16 sorular arasında bu soru kalıbına göre cevapla. Ecib anil esileti de etiye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Soru sormuş. Uygun cevabı hangisi onu bulacağız. Hel hâzâ Hasan. Bu Hasan mı? Hel hâzâ Hasan. Bu Hasan mı? Soru soruyor bize. Bu Hasan mı? Bu sorunun cevabı hangisi olabilir? Hel ile sorulan sorulara değerli arkadaşlar iki şekilde cevap veriyoruz. Hel ile sormuşsa soruyu ya naam diyeceğiz ya da la, ikisinden biri. Olumlu cevap vermek istiyorsak buna naam diyeceğiz. Olumlu cevap vermek istiyorsak naam. Olumsuz cevap vermek istiyorsak la diyeceğiz. Eğer naam dersek bunu aynen tekrar ederiz. Naam, hâzâ hasen. Ama la dersek, hayır dersek, la hâzâ hasen olmaz. Ya diyeceğiz ki la hâzâ Mustafa, la hâzâ Halid falan farklı bir şey getirmemiz lazım. Hel ile sorulan soruya naam ya da la'dan birini getiriyoruz. Şimdi şıklara bakalım. Hel hâzâ hasen, bu Hasan mı? Demiş ki la, huve hasen. Hayır, o Hasan. Hem olumsuz cevap verdi la. Hem de o Hasan dedi. Bunu eledik. Yanlış şık. A şıkkı yanlış. B şıkkına geldik. Huve Mustafa. O Mustafa da olabilir. Bu Hasan mı? O Mustafa diyor. Hel ile sormuş. Naam ya da la diye cevap vermedi. Hel hâzâ Hasan. Naam hâzâ Hasan. Bu doğru cevabımız. Hel hâzâ Hasan ismuha. İsmuha demiş. Onun ismi bayan. İsmuha Leyla. Onun ismi Leyla. Bunu da eliyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Hel hâzâ Hasan. Bu Hasan mı? Naam hâzâ Hasan. Evet bu Hasan'dır. Bu Hasan mı? O Mustafa demiş. Yani belki olabilir ama en doğru cevabı, en uygun cevap C şıkkı. Hel ile sorduğu için naam ya da la'dan birini kullanıyoruz. Dokuzuncu soruya geldik. Mâ mihnetuke. Ma ne? Mihnetuke senin mesleğin. Mesleğin ne? Ma mihnetuke mesleğin ne? Diye soru soruyor bize. En uygun cevabı hangisi? Şimdi ke müzekker için sen demek. Mihnetuke senin mesleğin. Cevap verince diyeceğiz ki benim mesleğim şu. Senin mesleğin ne? Benim mesleğim öğretmen veya ben öğretmenim. Bakıyoruz şıklara değerli arkadaşlar. Ente mühendis, sen mühendis diyor. Senin mesleğin ne diye sordu. Sen mühendis. Cevap olmaz, yanlış. Ene müderris olabilir. Senin mesleğin ne? Ben öğretmenim. Olur. Mesleğin ne? Ene İbrahim demiş. Ben İbrahim. Yanlış. Ma mihnetuke, senin mesleğin ne? Huve muhasib. O muhasebeci. Dememiş ki onun mesleğine. Eğer onun mesleğine deseydi o muhasebeci diyebilirdik. Ama senin mesleğin ne? Ene müderris. Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Doğru cevabımız Bursa. Ma mihnetuke senin mesleğin ne? Ene müderrisun. Ben öğretmenim. Geçiyoruz değerli arkadaşlar. 10. soruya. Ma cinsiyetuki. Biraz yakınlaştırayım dedim. Ma cinsiyetuki. Bakın bayana soruyoruz. Ma cinsiyetuki. Senin uyruğun ne? Ma cinsiyetuki. Bayana soruyoruz. Senin uyruğun nedir? Ki bayan için kullanılan bir zamir. Yine senin uyruğun ne diye sorduğumuz için diyecek ki ben
Türkiye'liyim, ben Türk'üm, ben Iraklıyım vesaire. A şıkkına bakıyoruz. Enti demiş. Enti Irakiyetun, sen Iraklısın. Hayır, senin uyruğun ne? Sen Iraklısın olmaz. Ma cinsiyetu ki, buradaki zamirimiz ki, müennes için kullanılan bir zamir ki. Buraya geldik. Ene Urduniyun, müzekker kullanmış, müennes değil. B de elendi. Ene Türkiyetun, ben Türkiye'liyim. Olur. Ene, senin uyruğun ne? Ben Türkiye'liyim. Ben Türk'üm. Doğru. Hiye tabibetun. Diyoruz ki senin uyruğun ne? Hem o demiş hem de doktor demiş. Meslek söylemiş. O doktordur. Hatalı. Doğru cevabımız C şıkkı. Senin uyruğun ne? Ben Türkiye'liyim. Ben Türk'üm. Cevap Ceyhan. 11. soruya geldik. Mesmuhu. Mesmuhu onun ismine, o erkeğin ismine. Hu müzekker için kullanılan bir zamir. Onun ismine. Onun ismine. A şıkkına bakıyoruz. İsmuhu Halil. Onun ismine. İsmuhu. Onun ismi Halil. Bu doğru cevap. Bunda hata yok. İsmuha Leyla. Buraya geldik. İsmuha diyor. Bu hatalı. Yani mesmuhu müzekker için kullandık. Burada ha demiş. Yanlış. C şıkkına geldik. İsmi Ali. Demedik ki senin ismin ne? Eğer senin ismin ne deseydi benim ismim Ali doğru cevap olurdu ama diyor ki onun ismine ismuhu o erkeğin ismine ismi Ali olmaz. D şıkkında ismuke Semir senin ismin Semir ismuke Semir bu da hatalı bir şık. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak. Mesmuhu onun ismine ismuhu Halil onun ismi Halil'dir. 12. soruya geldik değerli arkadaşlar. 12. soruda Hel ismuki Fatime? Karşımızdakine soruyoruz. Hel ismuki Fatime? Senin ismin Fatma mı? Hel ismuki Fatime? Senin ismin Fatma mı? Fatma mıdır? Şimdi hel ile sorduğu için ya naam ya da la diyecek. Şıklara baktığımız zaman zaten naam ve la var. Eğer naam derse evet benim ismim Fatma diyecek. Hayır derse, hayır benim ismim Ayşe, hayır benim ismim Leyla vesaire. Bakıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, ismuki, senin ismin. Naam ismuki Fatime. Şimdi senin ismin Fatma mı diye sorduğu zaman ne diyecek? Evet benim ismim Fatma de mesela. Benim ismim. Yine evet ismin Fatma hatalı bu. Bunu eliyoruz. Aşık. B şıkkına geldik. La, hayır. İsmuki Aişe. Hayır, senin ismin Ayşe. Yine ki kullandı senin ismin. Senin ismin Fatma mı? Hayır, senin ismin Ayşe olmaz. C şıkkına geldik. Naam, evet, hiye, o demiş. Şimdi biz karşımızdakine soruyoruz. Senin ismin Fatma mı? Evet, o Fatma olmaz. Evet, ben Fatma veya evet, benim ismim Fatma olması lazım. Ya da hayır benim ismim Ayşe, benim ismim Sümeyye gibi. D şıkkına geldik. La, hayır. İsmi, benim ismim Sümeyye'tir, Sümeyye'dir. Doğru cevabımız bu. Şimdi Türkçe'de de böyle. Senin ismin Fatma mı? Evet, benim ismim Fatma veya hayır benim ismim Sümeyye. Dolayısıyla ki zamirleri olmaz. Senin ismin Fatma mı? Evet, senin ismin Fatma olmaz. Benim ismim Fatma diyeceğiz. Doğru cevabımız D şıkkı. İsmi Sümeyye. Benim ismim hayır. İsmim Sümeyye'dir. Hayır. İsmim Sümeyye'dir. Senin ismin Fatma mı? Hayır. İsmim Sümeyye'dir. Doğru cevabımız Denizli. K ve ki zamirleri geldiği zaman arkadaşlar cevapta Y zamirini arayacağız. İsmi gibi. Mesmuke bu sefer müzekker için soruyor. Mesmuke senin ismin ne? Erkeğe soruyoruz. Senin ismin ne? İsmi Musa. Ya zamir geldi. İsmi benim ismim Musa. Olabilir bu. İsmuki bu hiç olmaz. Hem mesmuke diye sormuşuz. Senin ismin ne erkek için?
Bu benim senin ismin Musa diyor, bir de bayan için. İsmu ki Musa. Bu hiç olmaz. İsmuhu Musa. Onun ismi Musa. Olmaz. İsmuke Musa. Olmaz. Doğru cevabımız A şıkkı. Mesmuke. Senin ismin ne? İsmi Musa. Benim ismim Musa'dır. Cevabımız A şıkkı. 14. soruya geldik. Hel Semira mühendise? Semira mühendis midir? Semira bir bayan ismi. Özel isim. Semira mühendis midir diye soruyor. Şimdi Semira dediği için evet o mühendistir diyebiliriz veya evet Semira mühendistir ya da hayır Semira doktordur şeklinde cevap vereceğiz. Şıklara bakıyoruz. Naam Semira tabibe. Evet Semira doktordur. Şimdi burada dedi ki Semira mühendis mi? Evet diyor. Sonra farklı bir meslek söylüyor. Bu hatalı. Bunu eledik. La, hayır diyor. Semira mühendisi. Hem hayır diyor hem yine Semira mühendisi diyor. Bu da hatalı. Yani eğer olumlu cevap verirse aynısını diyecek. Naam Semira mühendisi. La dese farklı bir şey diyecek. La Semira tabibe demesi lazım. C'ye geldik. Mihnetu Semira. Semira'nın mesleği, mihnetun meslek demek. Mihnetu Semira, Semira'nın mesleği ceyyidetun, iyidir. Biz dedik Semira mühendis midir? Diyor ki Semira'nın mesleği iyidir. Bunu da eliyoruz. D şıkkı, naam Semira mühendisi. Evet, Semira mühendistir. Doğru cevabımız Denizli. Semira mühendis midir? Evet, Semira mühendistir. Doğru cevap D şıkkı. Diğer soruya geçiyoruz. 15. soru. Hel Salim Talip. Salim özel isim. Salim öğrenci midir? Salim öğrenci mi? Hel Salim Talip. Hel ile sorduğu için yine naam veya la diyeceğiz. Salim müzekker. Talip'te gördüğümüz üzere müzekker bir isim. Salim öğrenci mi? La hiye demiş. Hiye. Talip etin. Müennes kullanmış. Yanlış. Bunu öğrendik. La huva talib. Hem hayır demiş hem yine o öğrenci demiş. Salim öğrenci mi? Hayır o öğrenci demiş. Hatalı. La huve muallim. Hayır o öğretmendir. Bu olabilir. Salim öğrenci mi? Hayır o öğretmendir. Naam demiş. Huve mühendis. Şimdi diyor Salim öğrenci mi? Evet o mühendistir diyor. Hatalı. Doğru cevabımız C şıkkı. Salim mühendis mi? Hayır o öğretmendir. Geçiyoruz 16. soruya. Hel hâzâ bâbun. Hel hâzâ bâbun. Bu kapı mı? Bu kapı mıdır? Hel hâzâ bâbun. Bu kapı mı? Bâb müzekker olduğu için hâzâ kullandık. Hâzihi de dikkat edersek. Olumlu cevap verirsek deriz ki naam hâzâ bâb. Olumsuz cevap verirsek la hâzâ vesaire diyeceğiz. La hâzâ sebbûrâ. Şimdi hâzâ müzekker, sebbûrâ müennes. Sonu kapalı t'ye bitmiş. Hâzihi demesi lazım. Hâzâ sebbûrâ olmaz. Hâzihi sebbûrâ. Dolayısıyla bu hatalı. B şıkkına geldik. Naam, evet demiş. Hâzihi bâbun. Şimdi bâb müzekker, hâzihi müennes. Hâzihi bâbun olmaz. Hâzâ bâbun olur. B de yanlış. Naam, hâzâ bâbun. Evet, bu kapıdır. Bu doğru cevap. La, hâzâ bâbun. Hem hayır demiş, hem yine bu kapı demiş. Hayır, bu kapı olmaz. Evet, bu kapıdır. Hel hâzâ bâbun, bu kapı mı? Evet, bu kapıdır. Naam, hâzâ bâbun. Evet, bu kapıdır. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. 8'den 16'ya kadar bu şekilde cevaplandırdık. 17 ile 19 arasındaki sorular da bu. Soru kalıbına göre cevaplandır demiş. Ayyin belirle el cümletel hâti'e. Hatalı cümleyi belirle diyor. Burada cümleler var. Hangisi hatalı onu soruyor bize. Ene Sa'id, ben Sa'id. İsmi Sa'id, adım Sa'id'dir. Ben Sa'id, ismi Sa'id, adım Sa'id. Ben Sa'id, ismim Sa'id'dir. Şimdi burada değerli arkadaşlar tercümesi tuhaf gelebilir bize. Şunu öğretmek istiyor. Kitapta da alıştırma olarak
görmüştük bunları. Ene zamiri ayrı iken bu şekilde ben. Bitiştiği zaman ye oluyor. İsmi benim ismim. Ene talib ismi Muhammed gibi. Ene ismi. Ene Said ismi Said. Ben Said ismim Said. Burada dikkat etmemiz gereken şey. Ben ayrı yazılınca ben. Bitiştirdiğimiz zaman da ismim. Ene Said ismi Said. B şıkkına geldik. Huve Ali. O Ali'dir. Ayrı yazdığımız zaman huve şeklinde yazıyoruz. Bitiştirdiğimiz zaman ismuhu Ali. O Ali, onun ismi Ali'dir. Bu da doğru. O Ali, onun ismi Ali'dir. Huve ve hu zamirleri gelmiş burada. Doğru. Huve talib ismuhu Halid mesela. O öğrenci, onun ismi Halid'dir. C'ye geldik. Ente kerim, sen kerimsin. Ente kerim, sen kerimsin. Ente verdi bize burada değerli arkadaşlar. Ente. Buraya geldik. İsmuhu diyor. Sen kerim. Sen kerim. İsmuhu onun ismi kerim demiş. Onun ismi kerim. Dolayısıyla bu hatalı. Ne dememiz lazım? Ente kerim. İsmuke kerim. Ente kerim. İsmuke kerim. Sen kerimsin. Senin ismin kerim. Enti Suat, sen Suat'sın. İsmuki Suat, bu da doğru. Enti ve ki zamirlerini vermiş. Ayrı yazdığımız zaman enti, bitiştirdiğimiz zaman ki olur. Bu doğru. Yani bize öğretmek istediği şey zamirlerin ayrı yazılışları ve bir kelimeye bitişmeleri. Hatalı olan şık değerli arkadaşlar. C şıkkı. Ente kerim, ismuke kerim demesi lazım. Enti suad, ismuki suad, bu doğru. Ene Said, ismi Said, bu doğru. Huve Ali, ismuhu Ali, doğru. Ancak ente kerim, ismuhu kerim olmaz. İsmuke kerim olması lazım. Daha önce bunları şöyle öğretmiştik. Ene talib, ismi Said. Huve talib, ismuhu Ali. Ente talib, ismuke kerim. Enti talibetun ismuki Suat şeklinde. 18. soruya geldik. Burada hangisi hatalı diye soruyor bize. Hatalı olan cümleyi bulacağız. Hel hâdâ sebbûrun. Şimdi sebbûra müennes. Kapalı t ile bitmiş. Burada ise hâdâ vermiş. Hâdâ müzekker için kullanılıyor. Bu hatalı. Doğru cevabımız aşık. Hel hiye Fatime. Hiye müennes. Fatime müennes. Bu doğru. Ana muallim, hel ana muallim, ben öğretmen miyim? Bu doğru. Hel ta'rifu Muhammeden, Muhammed'i tanıyor musun? Bunda hata yok. Hatalı olan aşık. Hel hâdâ sebbûra değil. Hel hâzihi sebbûra, bu tahta mı? Hâzihi dememiz lazım çünkü sebbûra müennes. İşaret isimleri birbirine uyacak cinsiyet açısından. Hâdâ bâb, hâzihi sebbûra. Doğru cevap aşıkkı dedik. Bunu da geçiyoruz. 19. soru. Hangisi hatalı yine bunu bulacağız. At-talibu öğrenci yakra'u okuyor ed-ders. Öğrenci ders okuyor. Öğrenci dersi okuyor. Bunda hata yok. At-talibu müzekker. Yakra'u müzekker. Bakın ye ile başlamış. Hâdâ Ahmet. Bu Ahmet. Hâdâ müzekker. Ahmet. Bu da müzekker. Doğru. Hata yok. Fatimetu, Fatma yektubu. Fatma yazıyor demek istemiş. Ancak ye ile başlatmış. Yektubu hatalı. Fatime müennes olduğu için dememiz lazım ki Fatimetu tektubu. Hemen yazalım doğrusunu. Fatimetu tektubu. Fatma yazıyor. T ile başlatmamız lazım. Dolayısıyla Fatimetu yektubu ifadesi hatalı. Tektubu dememiz lazım. هذه معلمة هذه مؤنس معلمة او da مؤنس doğru. Hatalı olan şık C şıkkı. Fatime tektubu dememiz lazım. الطالب يكتب احمد يكتب فاطمة تكتب الطالب يذهب فاطمة تذهب احمد يشرب فاطمة تشرب. مؤنس olduğu zaman
Muzari fiili T ile başlatıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, birinci testi bitirmiş olduk. İkinci testi de gelecek dersimizde işleyeceğiz inşallah. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.